Şimdi terörle mücadeledeki son duruma bakacağız. Son bir haftada 67'si Irak'ın kuzeyinde olmak üzere 108 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 953 oldu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları için artık sürekli operasyon devresindeyiz açıklamasında bulundu. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 teröristi etkisiz hale getirmiştir. İran kuzeyinde artan operasyonlar etkisiz hale getirilen terörist sayısına da yansıdı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin son veriler paylaşıldı. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 953 olmuştur. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Mehmetçik hudut güvenliği içinde nöbetteydi. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 355 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 5'i terör örgütü mensubudur. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İran kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durumu da paylaştı. Biz bu yaz İran kuzeyinde kilidin kapanacağını söylemiştik. Bunun içinde öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörle mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtmiştik. Şu anda mücadelemiz belirttiğimiz şekilde devam ediyor. Artık sürekli operasyon devresindeyiz. Son dönemde hudutlardan rahatça geçen kaçaklara ilişkin görüntülerin paylaşılması da gündemdeydi. Görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirten kaynaklar, bu görüntüleri paylaşanlar ironik bir şekilde insan kaçakçılarının reklamını yapıyorlar. Onları teşvik ediyorlar uyarısında bulundu. Hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende mesajı veren bakanlık kaynakları, ellerine gerçek görüntüler ulaştığında gereğinin yapıldığını da vurguladı. ve F16 tedariği konusundaki son durum Bakanlık kaynakları konuyla ilgili soruya taslak teklif ve kabul mektupları üzerinde gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak muhataplarımıza ilettik süreç planlandığı şekilde devam ediyor yanıtını verdi.